Oymadım ak, teke tüke sakalını oymadım ak. Yar seni unutmadım oymadım ak. Hatırını saydım oymadım ak. Valla hanım her yeri pırıl pırıl yapmış yine. Hem de nasıl, bir yere konayım dedim ayağım kaydı, az kalsın düşecektim. Mis gibi de kokuyor, çiçek gibi. Avap sabunu kullanıyorum. Artık avap sabunu kullanan pek kimse kalmadı. Valla hanım alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmez. Ben kendimi bildim bileli Arap sabunu kullanırım. Bilip bileceğin hepi topu bir gün. Sanki seninki çok fazla. Oymadım ak. Aman bu da gatla gatla bitmiyor. Ah anam elime battı. Emme pek temiz oldu evim. Bal dök yala. Oh pek de yoruldum. Bir de şu yorganları kaldıraydım. Ay bir akıl yarına bırakayım dedim emme. İçime sinmedi. Temiz bah kaplayam da belki bir gelen giden olur. Neme lazım. Mala, mala kız. Hu, ne desin mala? Aa, misafir geldi. Anam, misafirin de eli kulağındaymış. Bu da kim? Yorgan da ortada. Mala, kız evde misin? Anam, bu bizim çöreği büyükten Fadik. Gı, gel bacım, gel. Buyur, buyur. Ha, evdeyim. Nerede olacağım galiba? Geliyorum, geliyorum. Bekle. Gel gel. Aman. Uy uy canım canım canım. Oy 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 oy. Oy ay. Oy, oy. Hoş geldin. Canım hoş ya. Geldin. Hoş bulduk kız. Dur hele kantin içinde kaldım gel. Bir soluklanayım. Gel gel buyur buyur. Ay. Dün alışverişine Yeşil Obaya gidek dedik. Anam maşallah buraya da yeni dükkanlar mı açılmış ne? Düğünü yapmadınız he mi? Anam bacım düğün etsek sen bilmen mi hiç he? Ne bileyim ben hani düğünü yaptılar da beni çağırmadılar diye gönül koyduydum. Aman bacımın ettiği lafa bak olur mu hiç? Yani. Geç geç otur. Heh, iyi sağ ol sağ ol. Ay, esasında sen düğüne çağırmaya geldim. Giderim bacımla helalleşirim. Bir gecede misafir olurum dedim. İyi demişsin, hoş demişsin. Başımın üstünde yerin var. Yalnız mı geldin? Yok, her bizim oğlanla geldik de o bizim dünülerin akrabaları var ya, heh onlara gittim. Ben bacıma gideceğim dedim. Beni de bekliyorlar değil mi? İşte. Abacığım iyi etmişsin. Sen buyur otur, ben bir bardak ayran vereyim. Aman, hemen pek de makbule geçer. Havada bir sıcak ki. Al buyur. Heh. Sen yabancı değilsin. Hele ayranını içe dur. Ben de şunu kaldırayım. Kız sen işine bak. Sonra rahatça oturup iki lafla yak hadi. Aman. Bacım. Kapla kapla bitmiyor ki. Nevresim olsa torba gibi geçirir bitirirsin. Ne güzel dallı güllü nevresimler çıkmış emme. Almaya güç mü yeter? Yok her istemem. Öyle basma gibi dallı güllü yatağı ötüyorsun. Yatak döşeğin bembeyaz akça pakça olacak ki yattığın yerde rahat edesin. Bacım başka işimiz ne olsun, yavaş yavaş katlarız. Biz vazgeçemeyiz yorgan kaplamaktan. Kendimizi eziyet etmeyi seviyoruz. Aman eziyet eskidendi. Eskiden az mı gazan kurar çamaşır kaynatırdık ya. Ay Allah ziyade etsin içim ferahladı. Afiyet şifa olsun. Ah işte bitti. İşte sonunda. Hepsi bu kadar. Oh güle güle kullan. Misler gibi oldu valla maşallah. Evinde her zamanki gibi yağ dök temizlik yala. Temizlik yapayım dediydim bacım. Anlat bakayım ne var ne yok köyde. Aman ne olsun işte. Ah. Kız ayağımı da sürmediydim emme. Benimkilerdir. Necla Hanım buyurun. Şey soracaktım Muhalle Hanım. Elma marmelatı için şekli ölçüsü bire 1,5 muydu bire 1 miydi onu hatırlayamadım da. Bu elmalar biraz tatlıymış. Ben bire 1 koydum iyi oldu. İçeri buyurun kapıda kaldınız. Sağ olun. Ay affedersiniz rahatsız ettim. Misafirleriniz de varmış.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yabancı değil, bizim Fadik, benim te gençlik arkadaşım. Yeşil Oba'dan çöreğe büyüye gelin gitti. Ya, Necla Hanım da yan komşum, senden iyi olmasın, pek iyidir. Sağ olun, o sizin iyiliğiniz. Şu yenemin sahipleri he mi? He, çırpıcıgilleri bilmiyor musun? He, biliyorum. İşte Hasan Bey, yani Necla Hanım'ın beyi onun yeğeni oluyor. Ha, bildim bildim kız. O eski evi bir yaptılar. Çiçek, çiçek. He, uzaktan gördüm pek bir güzel olmuş. Ah, bir de içini görsen. Estağfurullah Muhalle Hanım, abartıyorsunuz. Necla Hanım, kasabamıza öğretmen geldi. Bey de baytar. Ya bak hele, hay maşallah. Nasıl? Yeşil Obamızı beğendiniz mi? Çok beğendik, çok beğendik. Beğenmeseler şehirden gelip buralara yerleşirler mi? O da doğru. Evet, çok beğeniyorum. Çok güzel buralar. Sizler çok şanslısınız. Hele bir Nezihimiz var. Sanırsın doğma büyüme Yeşil Obalı. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Sağ olun. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Aa, nereye gidiyorsunuz daha? Sofra kuracağız, yemek yiyeceğiz öğretmen. Başka zaman, sizin de misafiriniz var hem. Aa, kız biz yabancı değiliz ki. He, hep birlikte yer içeriz. Sağ olun, ben gideyim. Evde işlerim var. Hadi hoşça kalın. Hadi. Peki, güle güle emme. İşinizi bitirip gelin, bekliyorum ona göre. Nezih'i de getirin. İnşallah. Bekliyorum Necla Hanım. Güle güle. Hadi. Kız sen çocuklar nerede? Epeydir görmedim onları da. Büyümüşlerdir he mi? Aa, büyümezler mi? Şükrü boyuma yetişti. Ay canım, gel gel otur anlat. Ali Bey nasıl? Almanyalardan bir şeyler gönderiyorum sana. Şükrü, biraz da ben çekebilirim ha. Yok yok, olmaz. Yolda bir sürü taş var. Hem sen çuvalı düşürürsün. Aa, ama sen düşünmüyorsun. Ben niye düşüreyim ki? İyi, geç bakalım. Ne kadar zor olabilir ki? Sıkı tut, tamam mı? Merak etme. Şişt, yavaş ol. Şükrü, bu arabayı gerçekten sen mi yaptın? Ha, herhalde ben yaptım. Sadece İsmail abi tahtaları kesmeme yardım etti. Hepsi bu. Onun elektrikli testeresi de var. Nezi, ne yapıyorsun sen? Ne yaptım ki? Bu tekerlekleri takmak ne kadar zor, sen biliyor musun ha? Hayır, bilmiyorum. Ama ben yapsam daha büyük tekerlekler kullanırdım. Çek it. Sen ne anlarsın? Allah bilir, kızağa bile binmemişsindir sana. Binmedin değil mi? Ne? Ne dedin sen? Hem bozuk zeminde büyük tekerlekler kullanıldığını bilmek için NASCAR yarışçısı olmaya gerek yok, tamam mı? Evet evet. Bilgisayar çocuğu olsan yeter değil mi? Hiç ilgisi yok Şükrü. Traktörleri görmüyor musun ha? Doğru yere düşeceksin. Ayrıca evet, internette otomobiller hakkında her çeşit bilgiyi bulabilirsin. Bunun neresi kötü ki? Dikkat et. İyi misin bilgisayar çocuğu? Şükrü. Oğlum, daha yolda yürüyemiyorsun. Bir de arabamı kullanmak istiyorsun. Ama kıymetli araban varmış. Üstelik son derece basit. Eminim tekerleği icat edenler de seninkine benzer arabalar yapmışlar. İşe yarıyor ya, sen ona bak. Sen olsan bir çuvalını nasıl getirecektin ha? Sırtında da taşıyamayacağına göre. Ben de karakoçandan yardım isterim, tamam mı? Bana sorarsan sırtında taşısan daha iyi. Merhaba çocuklar. Merhaba karakoçan. Çeşmeye mi gidiyorsun ha? Çeşmeye gidiyorum ya. Sırtımda bidonlar. Başka nereye gideyim? Doğru. Öylesine sormuştum zaten. Bacaklarım ağrıyor. Şu bidonları yarısına kadar doldurun diyorum ama nerede? Hani önden gidip çeşmede sıraya girecektin? Sen koşup bana yetişene kadar ben önden gidiyordum zaten. Tamam, tamam karakaçan. En iyisi ben önden gidip sıraya gireyim. Sen de yavaş yavaş gel, tamam mı? Ama çok da yavaş tamam, olmasın. Tamam, hadi sen git de o elindeki bidonu da görmedim sanma. Ayşegül, ben şu unu bırakayım, bidonlara yardım tamam, etmeye gelirim. Tamam abi. Aferin, yardıma gel tabii. Kolay mı o bidonları taşımak?
Şükrü vazgeçtim. Karı kaçandan yardım isteyeceğim ve seninki gibi hikaye bir araba yaparım daha iyi. En azından sürekli şikayet etmiyor. Arabalar konusunda teknik bilgime güveniyorum ama ne de olsa senin bu işte benden daha çok tecrüben var. Ne olmuş? Diyorum ki ben arabamı yaparken belki yardım edersin. Yani eğer istersen. Peki ederim. Yoksa benimkine kusur bulur durursun sen. Bak göreceksin, harika olacak. Geniş tekerlekli ama yere yakın. Tıpkı Formula 1 arabaları gibi. Biraz bunu kullan. Belki seninkine bir motor da koyarız. Böylece biz onu taşıyacağımıza o da bizi taşıyacak. Neden olmasın? Bunu biraz düşünmeliyim. Hem düşün hem de yürü, tamam mı? Eve daha çok var. Hadi. Motor olmasa bile belki pedal gibi bir şey koyabiliriz. Ha, ne dersin? Oy. Yeşil obayı da çok özlemişim kız. Havası suyu bir başka buranın ya. Bir sürü de zahmet ettim bacım. Ne zahmetiymiş. Allah ne verdiyse artık, kusura bakma. Önceden bileydim geleceğini. Baklalı sarma yapardım. Sen seversin. Yok öyle dört tane sarmayla kurtulaman. Şöyle iki kazan saracaksın ki makbule geçsin. O ne bacım, iki kazan ordu mu doyuracağız? Dün yemeği anca olur. Kim yapacak dün yemeğini? He? Yapmasına yaparım da çocuklarla köye nasıl geleceğim? Aman sen de gide gide en uzak köye gittin be bacım. Ne dedim, kısmet. Doğru, kısmet. Ben onu bunu bilmem. Gambersiz düğün olur mu? Seni almadan gitmem. İyi diyorsun, hoş diyorsun da. Bizim oğlan arabayla geldik. Kül üstündeyim ama iş görüyor. Bir kişilik yer var. Çocukları da kucağımıza alırız. Sen çocukları gördüğünde küçüktüler. Şimdi kocaman oldular. Anne, ben acıktım. Anne, abim Nezih'le benden büyük deliler yapıyor, bir bilsen. Bak geldiler işte. Aman kız Muhalla, sokakta görsem tanımam, bu Şükrü mü? Oğlum hoş geldin desenize yavrum. Gel teyze. Öp bakayım. Elin fenlerin çok olsun yavrum. Anam gel kız gel. Allah ömür verirse büyüyorlar işte. Bak senin oğlanı veriyoruz. Ayşegül sen ne güzel olmuşsun kız maşallah. Teşekkür ederim. Göz açıp kapayıncaya kadar bir bakmışım büyümüşler. Yakında senin oğlanın düğününe de geliriz he? İnşallah. Ya anne ya. Ne varmış oğlum? Zamanın gelince evlenmeyeceksin mi? Ben evlenmeyeceğim. Annemle babamın yanında kalacağım. Hele o günler bir gelsin de evleniyorsunuz mu evlenmiyorsunuz mu göreceğim ben. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın, oturun sofraya. Hadi Fadik sen de buyur. Kalktım. Öğretmen hanım gelemedi. Oğlum git de Necla Hanım'a hazırmış, seni bekliyorlarmıştı. Hadi yavrum. Bana ne? Ayşegül gitsin. Neden ben gidiyormuşum? Çünkü sen küçüksün de ondan. Hadi kızım sen git. Ya. Hadi. Tamam. Hoş geldiniz Necla Ritmenim. Hoş bulduk Ayşegül'cüğüm. Buyurun öğretmenim. Teşekkür ederim Şükrücüğüm. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Biz de şimdi öğretmen hanım nerede kaldı diyorduk. Buyurun. Salata yapıyordum da kusura bakmayın. Elinize sağlık. Ne zahmet ettiniz. Ne zahmeti canım. Afiyet olsun. Hadi buyurun bakalım. Hadi yiyelim. Hadi afiyet olsun. Pek güzelmiş. Nasıl yaptınız bunu Necla Hanım? Anne bana da gömbe verir misin? Tabii sen küçüksün. Senin kolların yetişmez bir kere. Haşlanmış tavukları didiyorsunuz. Yoğurt, mayonez, istediğiniz baharatlardan bir güzel karıştırıyorsunuz. Bir de ceviz koydum. Hiç de bile. Bir kere sofrada öyle ta başkalarının önüne uzanmak ayıptır abi. Niye ayıp olsun ki? Tabii kendin uzanamıyorsun. Uydur bakalım. Ya uydurmuyorum ki. Aman bizim buralarda bunlarla kaç çeşit yemek yapılır. Yoğurduna şöyle bir kazan yağıyla çorbası kaynatırsın. Cevizden katmer açarsın, çörek yaparsın. Tavuğu da öyle her zaman bulaman. Bayramda düğünde keserler anca. Hiç böyle düşünmemiştim. Emmeta pek güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Fadiklerin düğünü var bu hafta Necla Hanım. Oğlunu ev veriyor. Allah mesut etsin. Sağ ol.
kardeş. Darısı senin başına. Amin, amin. Ya. Muhallayı götürmeye geldim. Bu hafta düğünümüz. Siz de buyurun gelin, bekleriz. İnşallah çok isterim. Düğüne mi gidiyoruz? Öyle diyorsun da bacım, bak bu koca bebekleri kucağımızda o kadar yola nasıl götüreceğiz? Ha? Nereye gidiyoruz ki anne? Çöreğe büyük köyüne gidiyoruz yavrum. Fadik teyzem bizi götürmeye gelmiş. Bir hal çaresi buluruz. Olmadı akrabalardan giden gelen olur elbet. Onların yanına koruruz çocukları. Anne, pembe çiçekli elbisemi giyeyim mi düğünde? Olur kızım. Ben gidemem zaten. O niye oğlum? Nezih, araba yapacağız birlikte. Ona söz verdim. Gelince yaparsınız oğlum. Tabii, eminim Nezih durumu anlar. Hem yalnız başına nasıl kalacaksın oğlum? Ne var ki, ben büyüdüm. Yalnız kalabilirim. Olmaz oğlum. Seni yalnız koymam. Başına bir şey gelir Allah korusun, ağzımdan burnumdan gelir. Yok yok, mümkünü yok, olmaz. Annen aklı sende kalır yavrum. Anne ne olur. Hiçbir şey olmaz, bak söz veriyorum. Bence abim tek başına kalabilir. Hem kara kaçan da var. Hepimiz gidersek kara kaçana kim oturur suyunu verecek? Aferin gidip. Doğru diyor anne. Ben evi beklerim. Kara kaçana bakarım. Bahçeye bakarım. Hadi anne. Oğlum Fizan'a gitmiyoruz ki. 3 gün bilemedim. 5 gün kalacağız. Anne ne olur, ben gelmeyeyim. Muhalle Hanım, uygun görürseniz Şükrü bizde kalabilir. Tabii kendi isterse. Evet anne. Anne evet. Nezihlerde kalırım ben, ne olur. Aman öğretmen hanım, ne lüzumu var? Biz Şükrü'nün bizde kalmasından çok mutlu oluruz. Anneciğim ben artık büyüdüm. Arabada senin kucağında oturursam bacakların çok ağrır sonra. En iyisi ben de abimle kalayım. Ya görüyorsunuz mu bacım? Şunların yaptığı. Olmaz kızım. Bir de seninle uğraşamam. Sen git. Sen kalırsan ben de kalırım. Yok ya. Benimle kalamazsın bir kere. Muhalle Hanım, izin verin ikisi de kalsın. Siz de gönül rahatlığıyla gidip düğünü yapın ha. Olur mu Necla Hanım? Biri şöyle dursun, ikisi birden hiç olmaz. Yok hiç olmaz, yok. Şunu da alacağım. Bebeğimi de alacağım. Bana baksana, sen benimle gelmiyorsun, tamam mı? Anladın mı? Geleceğim işte. Olur olur, siz hiç meraklanmayın. Hem okul öncesi bir ders çalışma kampı yaparız belki. İyi bir fırsat olur çocuklar için. Emma, düğüne hep birlikte geleceğiz, tamam mı Necra Hanım? Biz sarmalar, börekleri hazırlarız, öyle gelsiniz. Hani Muhalle? Bilmem ki. Geleceğim işte, baksana geleceğim kızım, işte. Biz Nezih'le araba yapacağız. Sen arabadan ne anlarsın ki? Hem Necla teyze beni çağırdı. Tamam. Hasan Bey'in bu daveti kaçırmayacağından eminim. Siz önceden gidin. Biz çocuklarla birlikte düğüne geliriz Muhalle Hanım. Ha? İyi o zaman. Öyle olsun. Oldu bitti. Ayşegül. Pijamalarınızı koydun mu kızım? Koydum anneciğim. Bak. Sakın yaramazlık yapıp Necla Hanım'ı üzmeyin, tamam? Sen hiç merak etme. Anne Fatih teyzeler geliyor, hadi. Tamam oğlum, tamam. Hadi sen şu tencereleri Nezihlere götürmeye başla, ben de geliyorum. Bir alas mı aldık diyeyim. Anne bunlar ne ya? Yemek oğlum, kadıncağız size laf mı anlatsın, yemek mi yapsın? Ha? Ya anne ayıp olur Necla teyzeye, yemek götürürüm. Sen konuşma da götür, ayıp neyim olmaz. Allah Allah. Şşt kız, çekil önünden ya, hadi. Ya çekil. Abi ya itme. Hadi şşt didişmeyin. Tamam. Hadi. Hadi. Anne mavi elbisemi de alayım mı? Kızım bütün evi daşıma bırak, Allah Allah. Ama test kitabımı alayım değil mi? Necla öğretmenim de ders çalışırız belki. Al kızım, al da başın göğe ersin, için rahat etsin. Canım annem. Dur geç kalacağız. Hadi dur yürü. Şu tencereyi de alayım. Anne Necla öğretmenim tencereyi görünce gerçekten çok şaşırdı. Allah'ım sen bana sabır ver. Geldiler. Bak gördünüz mü, size laf anlatacağım derken geldiler işte. Geldim. Ayşegül yürü kızım. Hadi ne yapıyorsun anne, pencerede? Ben. Şu benim çantamı da al. Hadi yürü. Hadi yürü. Bismillah. Muhalle dedim. Geldim bacım, geldim. Fadik teyze benim kınamı ayır, tamam mı? Tamam kızım, tamam ayıracağım. Ben bir Necla Hanım'ı göreyim. Kusura kalmayın, size beklettim ama böyle çoluk çocuk elim ayağıma dolandı. Ne kusuruymuş bacım. Hadi git gör, bekliyoruz biz, hadi. Ayşegül kızım. Efendim. Kızım ev sana emanet, tamam mı?
Ah Necla Hanım, ben de size geliyordum. Ay Muhalle Hanım, niye böyle yapıyorsunuz? Aa yok yok, şimdi sizin eliniz değmez. Bari yemekle uğraşmayın. Zaten başınız kalabalık. Tamam tamam, içiniz rahat etsin. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Hakkınızı ödeyemem. Aa, öyle söylemeyin. Nezih de sizde kalmamış mıydı? Düşünmeyin artık. Hadi güle güle gidin. Hadi hadi. Kalın sağlıcakla öğretmen hanım. Güle güle gidin. Allah kolaylık versin. Sağ olun sağ olun. Anneciğim, seni çok özleyeceğim. Yavrum. Bak siz bekliyoruz. Ha. Sakın gelmemezlik etmeyin bak. Ha. Olur mu? Hiç olur mu? İnşallah hadi, geleceğiz. Tamam hadi, tamam hadi. Geliyorum Fatih. Ay geldim işte Necla Hanım, her şey için sağ olun. He Muhalla'cığım, çok doğru söylüyorsun. Çok sağ olun Necla Hanım. Güle güle. Sağlıcakla kalın. Güle güle anne. Hadi bakalım çocuklar. Nezih ile Hasan amcanız kahvaltıyı çoktan hazırladılar. Aa, bizi bekliyorlar. Şey ama biz kahvaltımızı ettik. Olsun, bir daha edersiniz. Zaten annemin telaşından ben hiçbir şey yemedim. Bak, ki. Bak gördün mü? Hadi öyleyse bizimkileri daha fazla bekletmeyelim ha. Ben alayım öğretmenim. Ah, teşekkür ederim. Ben götürürüm. Tamam. Tilkinin kurnazlığı masallarda anlatıldığı kadar varmış. Her zaman inine birden fazla çıkış yaparmış. Avcılardan kurtulmak için inine sığınınca inin girişlerinden birine dışkısını bırakırmış. Bizim avcılar taze dışkıyı görünce tilkinin içeride olduğunu sanıp beklerlermiş. Onlar bekleye dursun, kurnaz tilki çoktan inin başka çıkışından kaçarmış. Avcıları atlattıktan sonra sıra av köpeklerinde. Köpekler tilkinin kokusunu takip ettikleri için tilki hemen su kenarına gidip yoluna suyun içinden devam edermiş. Eğer su yoksa sığırların dışkısına ayaklarını bular, öyle kaçarmış. Köpekler bu kokudan hiç hoşlanmadıkları için peşini bırakırlarmış. Acaba satranç oynayabiliyor mudur?